Ben şu anda Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hocayım. Ama akademik kariyerim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde başladı. Doktoramı yakın çağ tarihinde hukuk tarihi alanında yaptım. Oradan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçtim. Oradaki hukuk tarihi kürsüsünü ben kurdum. Uzun yıllar orada hocalık yaptıktan sonra bu arada bir dönem YÖK'te üyelik yaptım. İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptım 10 yıldan fazla. Sonra da Medipol Hukuk Fakültesi kuruluşunda rol aldım. Şimdi de aynı fakültede öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Ben Yüksek İslam Enstitüsü'nde talebeyken İslami ilimlerle özel olarak ilgilendiğimde İslam hukuku benim dikkatimi çekti. Onu öğrenmeyi, orada ilerlemeyi çok arzu ettim. Tabii Yüksek İslam Enstitüsü bir hukuk fakültesi değil. Yani İslami ilimlerin her alanında temel bilgileri veren bir fakülte. Eğer hukuk, İslam hukukunda ilerlemek istiyorsanız aynı alanda olmasa bile yani İslam hukuku alanda olmasa bile hukuk tekniğini öğreten bir fakülteyi bitirmek fevkalade faydalı olur diye düşündüm. Ve iyi ki böyle düşünmüşüm. Hukuk fakültesini bu amaçla seçtim ve bu tercihimden de doğrusu memnunum. Şimdi tabiatıyla her iki yerde bir defa literatürü daha yakından tanıdım. Mesela Mısır'da Arapça çıkmış hemen hemen bütün sahamdaki dergileri, sosyal bilimler alanındaki dergileri taradım orada. Malzemeleri topladım. Orada ilmi faaliyetlere en azından dinleyici olarak katıldım. Lisan bilgimi geliştirdim. Ben Arapçayı Türkiye'de öğrenmiştim. Tabii konuşmadan konuşmaya yönelik bir birikim sağlayamıyorsunuz. Özellikle benim yetiştiğim dönemlerde. Bu bakımdan Mısır'ın İslam dünyasını tanıma noktasında da her yönüyle faydalı olduğunu düşünüyorum. Amerika tabiatıyla bütün dünyadaki sosyal bilimlerin çok önemli birikiminin toplandığı bir ülke. Harvard Üniversitesi'ndeki ilmi faaliyetleri, oradaki akademik faaliyetleri, tedris, öğretim faaliyetlerini görmem benim mesleki bakımdan gelişmemde etkili olmuştur. Tabii orada da İngilizcemi geliştirme imkanı buldum. Aslında benim esas batı dilim Fransızca. Fakat Fransızca ile yapılan çalışmalar İngilizce ile kıyaslanmayacak kadar zayıf. Özellikle günümüzde eski önemini Fransızca kaybetti. Artık herkes dünyanın bütün ülkelerinde herkes İngilizce makalelerini yazıyor. Bu bakımdan İngilizceye hakim olmak ve bu kültürün en çok yaygın olduğu ilmi araştırmaların Amerika'da bulunmak önemli bir avantaj sağladı diye düşünüyorum. Planlarını iyi yapmaları şartıyla ve gittikleri yerdeki günlerini dolu dolu geçirmeleri şartıyla elbette tavsiye ediyorum. Ama şunu söyleyeyim, gerek lisan öğrenme bakımından, gerek ilmi araştırmalar bakımından bir ülkeye gidince otomatikmen oradaki birikimi alamıyorsunuz. Orada da çok disiplinli bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yani günleri dolu geçirmek gerekiyor. Öyle olunca elbette tavsiye ediyorum. Çok istediğim kadar dolu geçirdiğimi düşünmüyorum. Aslında bunu şu anlamda söylüyorum. O kadar çok okunacak kitap ve makale var ki bütün hayatım boyunca okumam gereken kitapları okumak için uğraştım. Halbuki okumayı arzu ettiğim kitaplar grubu da var. Onları istediğim gibi okuyamadım ama tabiatıyla çok disiplinli bir çalışma alışkanlığım olduğu için yine de belli ölçüde kendimi geliştirmeye çalıştım. Kitap okudum, makale okudum ve onu da yazılarımda, makalelerimde, kitaplarımda ortaya dökmeye çalıştım. Şimdi de halen emekliliği düşünmüyorum, fiilen emekliyi düşünmüyorum. Yani devletten emekliyim ama bizim mesleğin şu avantajı var. Eğer bir bedeni probleminiz yoksa aktif hayatınızı çok uzatabiliyorsunuz. Şu ana kadar da bu bakımdan bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah böyle devam eder ümidindeyim. Çünkü yazmak istediğim çok kitap var. Şöyle cevaplayabilirim. Elbette var. Ama bazen şartlar insanları yönlendiriyor. Yani mesela ben yurt dışına gitmeyi çok istedim. Gidemedim. Libya'ya gidecektim Arapça öğrenmek için. İnanır mısınız sonradan gitmediğim için çok mutlu oldum. Niye? O liseyi bitirme çağında sadece Arapça öğrenmenin her şeye yeteceğini düşündüm. Ama sonradan anladım ki Osmanlı kültüründe de Arapça öğrenme, Arapça bir alet ilmi olarak kabul edilir. Arapça bir hedefe varmak için bir vasıta yoksa
kendisi bizatihi gaye değil, öyle olsa bütün Arapların akademisyen olması gerekir. Mesela oraya gidememiş olmam benim yönümü Türkiye'ye çevirdi. Erzurum'da yapamamış olmam İstanbul'a çevirdi. Zaten İstanbul'a aşık bir insanım ben. Kolay kolay İstanbul'dan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bu bakımdan hayatımı yapmak isteyip de yapamadığım şeyler de belirlemiştir diyebilirim. Bir takım heveslerin yanı sıra. Şimdi tabii bu yaşa gelince zihniniz şekilleniyor. Yani 20 yaşında tekrar dünyaya gelsem bu birikimimle, en azından metodolojik olarak bu birikimle gelsem yine aynı yolu seçebilirim ama o zaman vaktimi daha bereketli kullanırdım. Mesela dil öğrenmeye ben çok önem verdim. Fakat uzun seneler sonra aslında yanlış bir metotla öğrendiğimi düşündüm. O bana çok vakit kaybettirdi. Ama buna rağmen birisini unuttuğum 4 dil öğrendim yani bu gayretlerimle. Farsçayı unuttum mesela. Bugün aklım olsa onu unutmazdım. Yani daha verimli, planlı olmak şartıyla aynı yorgunlukla birlikte daha yorgunluğumu artırmadan daha netice alacak bir hayat çizgisi çizebilirim.